projemize hoş geldiniz. Projemizin adı Labirentten Kaçış Oyunu. Bu projemizde bir adet LCD, joystick ve servo motorlar ve Arduino onu kullandık. Burada joystick'in asıl amacı platforma eğip bükerek topun hareket etmesini sağlar. LCD kalan süreyi ve süreyi ekranda yansıtır. Servo motorlar ise platformun dengesini sağlar. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Projemize hoş geldiniz. Bugün size projemizden bahsedeceğim. Projemizin adı deprem alarm sistemi. Projemizin amacı can kaybını azaltmak, can kaybını önlemek. Çünkü ülkemiz fay hatlarının üzerinde olduğu için bu bir problem olabiliyor. Projemizde Arduino MPU-6050 direnç buzzer kullandık. MPU-6050 sinik hareketlerini tespit ediyor. Tehlike anında sesli uyarılar veren güvenlik cihazıdır. Şimdi size projeyi göstereceğim. Hafif sallantı olduğum algılıyor ve ötmeye başlıyor. Bu ötme sayesinde de insanlar çok kapan tutun hareketleri yapmaya başlayabilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Projemizin adı X'ye çizici kalem. Arduino X'ye çizici kalem. 3D motor kullanarak bir yüzey üzerinde hassas çizimler yapabilen otomasyon sistemdir. Bu proje X, Y, Z eksenlerinde hareket eden kalemle belirli resimler veya yazılar çizmek için tasarlanmıştır. Step motorlar kalemin konumunu kontrol eder ve Arduino motorların hareketlerini koordine eder. Bu projemiz bilgisayarla çalışır. Bilgisayarın içindeki program ile istediğimiz görselleri veya istediğimiz yazıyı yazdırtabiliriz. Bunlar örneklerimiz. Şu an yazı işleminde istediklerimizi yazdırabiliriz. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Merhabalar, robotik kodlama sergimize hoş geldiniz. Benim projemin adı göz simülasyonu. Biz bu göz simülasyonunu yaparken Arduino kullandık. 2 tane servo motor kullandık. 3 defa kendi doğal hareketini yaptıktan sonra buradaki kol yardımıyla kendimiz de göz kapağını açıp kapatabiliyoruz. Sağa sola baktırabiliyoruz, aşağı baktırabiliyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Öncelikle projemize hoş geldiniz. Robotumuz Arduino Uno ile çalışmaktadır. Bluetooth özelliği vardır. Uygulamadan kontrol edilebilir. Birçok özelliği vardır. Sevimli, jimnastik, eğlenceli. Robotumuz ismini Yeşilçam filmlerinden bir tanesinden almıştır. Robotumuzun 9 tane servo motoru vardır. 4 bacağı ve 1 baş olmak üzere 9 servo motor. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Robotik kodlama sergimize hoş geldiniz. Bu proje Arduino tabanlı kontrol sistemi kullanan sade tasarım ve açık kaynaklı yazılımı ile öğrenmesi kolay, yürüyebilen, dans edebilen ve engellerden kaçınabilen bir robottur. Bu robotun içindekiler şunlardır. Bir tane Arduino Nano, bağlantı kabloları, 6 tane servo motor ve birçok alet vardır. Bu robotun dış tabanlarını 3 boyutlu yazıcıdan bastırdık. Bu robotun
kod bloklarını Okta'nın programından yükleyebiliriz. Hazırsanız dansımıza geçelim. Öncelikle hoş geldiniz. Projemizin adı renk algılama ve ayırma sistemi. Bu projede Arduino kontrol kartı kullanılan renk ayırma ve algılama sistemidir. Bu sistemdeki step motor cisimlerin hareketini sağlar, para motor ise ayırma işlemini gerçekleştirir. Biz bu projede renk tanıma, robot motor kontrolü, 3D baskı teknolojileri öğrenmeyi hedefledik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Şimdi robotumuzun işlevini göstereceğiz. 6 farklı bonibonu öncelikle ayırıyoruz ve robotumuza tek tek yerleştiriyoruz. Robotumuz bonibonları tanıyor. Şimdi yeşil attık. Şimdi robotumuz altı renginde tanıdıktan sonra bütün bonibonları boşaltıyoruz ve robotumuz kendiliğinden altı hazneye de farklı renklerde ayıklıyor bonibonları. Bu kadardı. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Merhabalar, robotik kodlama sergimize hoş geldiniz. Projemizin adı Yılan Oyunu. Oyunun nasıl oynanıldığını anlatayım. Genellikle oyuncu yılanı yiyecek veya başka nesnelerle kenarları çarpmadan büyütmeye çalışır. Bu oyun 1974'ten beri oynanan bir oyundur ve biz de böyle bir proje yapmak istedik. Projemizin diğer amacı ise eskileri hatırlamak içindir. Ve oyunda 30 puan üstü yapanlara jelibon hediye ediyoruz. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Projemize hoş geldiniz. Projemizin adı Robo Futbol. Projemiz Bluetooth modülü ile kontrol edilmektedir. Gördüğünüz gibi ileri ve geri yapar. Projemizdeki amaç ise topu karşı kaleye sürükleyerek götürmektir. Projemizde Arduino Uno, HC06 Bluetooth modülü ve DC motorlar kullandık. Burada da gördüğünüz üzere motor sürücü kartımız var. Bu oyundaki amaç iki kişinin karşı karşıya gelip birbirlerine gol atmaya çalışmak. İlk golü atan kazanıyor. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Engelden kaçan robot yaptık. Mesafe sensörüyle engellerden kaçıyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Öncelikle robotik kodlama sergimize hoş geldiniz. Kısa şekilde projemi anlatmaya başlayayım. Benim projemin adı DM Yanarsın Oyunu. Bu projeyi oluştururken kullandığım malzemeleri size kısaca anlatayım. LCD ekran, 2 adet LED, 1 tane buzzer, Arduino, kablolar ve 2 tane de direnç. Bunların oluşumuyla bir DM Yanarsın Oyunu'nu elde ettik. Bu oyunda bu yuvarlak kulpu buradan başlatıp bitiş çizgisine kadar eğer götürürsek
oyunu kazanıyoruz ama götüremezsek kaybediyoruz. Bu oyunda 3 hakkımız var. LCD ekranda yani haklarımızı ve birçok bilgiye sahip oluyoruz. Yani yazıyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sormak istediğiniz soru varsa alabilirim. Öncelikle hoş geldiniz. Projemin adı Yakala Beni. Yakala Beni adlı bu projede Arduino kartı, 6 tane servo motor ve 6 tane buton kullandık. Servo motorlar karışık bir şekilde çalışıyor ve ekranda da hangi servo motorun çalıştığını görüyoruz. Eğer zamanında ve doğru butona basarsak kazanıyoruz. Ya da yanlış ya da zamanında basamazsak da kaybediyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Sorunuz varsa alabilirim. Merhabalar, robotik kodlama sergimize hoş geldiniz. İzin verirseniz size projemi anlatayım. Projemin ismi uzaktan kontrol edebilen winch. Bu proje 2 adet servo motor, bir tane öğre alıcı verici kumanda, bir de Arduino Uno kontrol kartı kullanarak geliştirilmiş bir winch simülasyonudur. Projemiz servo motorlar aracılığıyla winch'in kancası ve kolu hareket ettirilebilir. Öğre alıcı verici kumanda sayesinde de winch'in kolu ve kancası yukarı, aşağı, sağa, sola hareket ettirilebilir. Bu projede gerçek bir winch simülasyonu, gerçek bir operasyonu denemek isteyen kişilere eğlenceli ve interaktif bir ortam sunabilmektedir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.